Felsefeciler İstanbul 3 gün önce yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojinin uyarısı üzerine İSKİ'de dere yatağında evi bulunanlardan bu gece için evlerini terk etmesini istedi. Ev sahipleri bu uyarıları dinlemedi ama önlem almayı ihmal etmeyecek kadar da tedirgindi. Tuncay Altun'un görüntüleriyle İhsan Aykın'ın haberi. Akşamın erken saatlerinde İSKİ'den önemli bir uyarı geldi İstanbullulara. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan İstanbulluların yağışın etkisi geçene kadar evlerinde kalmamaları önerildi. Ancak yetkililerin sel öncesi uyarısına kulak veren olmadı. Nereye gidelim? Kime gidelim? Çoğu köy kimin evine gidelim? Tamam gidelim. Gidelim de nereye gidelim yani? Şimdi tamam gidelim gitmesine de nereye gidelim? Açıkçası yeri terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü ben daha önceki selden dolayı yapı basacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü arkamızda çok fazla bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden evde beklemeyi bilmiyorduk. Bütün sorumluluğu halka yıkıyorlar. Yani bu gece dün akşam saat 1-10 geçe bas bas bağırıyorlar. Evinizi terk edin bilmem ne. Gidecek yeri olmayanlar ne yapacak? Tabii uyarı güzel bir şey ama gidemeyen insanlar var. Hani evini terk edip gidebilecek yerler olmayanlar var. O insanlar nereye gidecek? Hepsi tedirgin mahalle. Şu anda yani herkes sabaha kadar uyumuyor. Dün gece uyumadık. Bu gece de uyumayacağız. Yani bekliyoruz öyle. Yağmur geldiği takdirde... Yapacağımız hiçbir şey yok. Kaçabilirsek komşuların üst katlarına falan kaçacaklar yani. Başka yapacak hiçbir şey yok. Uyarıları dinlemediler, evlerini terk etmediler. Ama önlem almayı da ihmal etmediler. Sel baskını uyarısı vatandaşları önlemler almaya itti. Beykoz Tokatköy'de şu anda zemin katlı bir dairenin içindeyiz. Gördüğünüz gibi yataklar, yorganlar vitrinin üzerine konulmuş. Bu tarafta çekyat altına destek sağlanmış. Diğer tarafta ise bilgisayarlar masanın üzerine yerleştirilmiş. Dere yatağında evi bulunanlar yetkililerin sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığına inanıyor. Belediye kendi suçunu atmak için yapıyor. Bu eşyaları böyle kaldırdım. Şeyleri, dolapları boşalttım. Yukarı taşıdım.